Buyurun. Kime bakmıştınız? Merhaba kardeşim. Edin Ziyaroğlu ben. Tuğrul Bey'le röportaj yapacaktım. Randevunuz var mıydı? Gazeteden aramış olmaları lazım. Ya kendisi gelsin, müsait olursam görüşürüm demiş. Anlıyorum. Bir soralım bakalım, müsaitse. Necdet. Buyurun Fuat Bey. Aa, Veysel Bey'i gördün mü? Yok, görmedim. Allah Allah, kimse de bilmiyor nerede olduğunu. Mandalaya baktınız mı? Orada olabilir. Olabilir, olabilir. Bir gelsene. Kim bu, neyi bekliyor? Gazeteciymiş. Tuğrul Bey'le röportaj için gelmiş. Gazeteci mi? Aman canım, beyefendiyi niye bekletiyorsunuz? Alsanıza içeri. Ha, merhabalar efendim. Merhaba. Ve Fuat Keskin ben. Televizyon dünyasından tanırsınız. Ha, merhaba Fuat Bey. Ha, ne güzel tesadüf. Merhabalar. Aa, hoş geldiniz. Röportaja gelmişsiniz galiba. Evet evet. Ya biz yerel üreticilerle ilgili bir haber hazırlıyoruz da. Şahane. Buyurun, ben size istediğiniz her konuda bilgi verebilirim. Yani biliyorsunuz benim her zaman basın mensuplarına karşı nedenini bilmediğim bir sempatim olmuştur. Yani bu arada söylemeden edemeyeceğim, gerçekten çok zor bir mesleğiniz var. Öyledir, öyledir. Ben dolanıyordum buralarda, mandralar biraz uzakta, araçla geçebiliriz dilerseniz. Buyurun, buyurun. Harika. Buyurun ya. Ben oyuncu olduğumu söylemiştim değil mi size? Yani ama siz görür görmez tanımışsınızdır zaten. Ya tanımaz mıyım? Hadi, hadi. İşte burası da mandıramız. Bunlar soğuk hava depoları. Sağılan sütler burada şey yapıyor. Kaç tane inek var burada? İneğimiz çok. O sürüyle ineğimiz var yani. Peki burada böyle günlük toplamda üretilen süt miktarı ne kadardır? Vallahi oldukça fazla. İşte peynir, tereyağı, kaymak falan yapılıyor. O şekilde yani. Ya ben sana asıl şeyi soracaktım ya. Bu hafta sonu magazin eki yapan tipleri tanıyor musun sen? Burada böyle gelip doğanın içinde benim birkaç poz fotoğrafımı çekseler ilginç olmaz mı? Hem fandımlar var ya, acayip bayılırlar ha. Vallahi çok memnun kalırlar. Bak şöyle. Ünlü oyuncu doğada kendimi buluyorum dedi. Gibi bir şeyler. Nasıl? Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Şimdi aynısı aklımdan geçti. Aa. Sen söylemesen ben söyleyecektim. Bak bununla olmaz. Çağırıyorum, magazinci bir arkadaşım var. Gelecek, fotoğraflarını çekecek. Çok iyi fikir, süper. Çok aynen. İyi fikir. Aslında bugün benim repo günüm. Yani normal şartlarda dinlenmem lazım ama sorun değil. Şimdi bu arkadaş meşgul ama görünce döner. İyi, tamam. Ya bu arada söyleyemedim. Şimdi acınız da daha çok taze. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Evet. Eniştem gerçekten çok muhterem bir insandı. Cenazede bir kız vardı. Çok ağladı etti yazık. Yarı hatta böyle baba baba diye ortalığı birbirine kattı falan. Sonra kız birden gözden kayboldu. Kim bu kız? Sen tanıyor musun? Vay 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 vay. Çakal gazeteciyiz ha. Asıl konuya geldik diyorsun sonunda. Ya yok, sadece merak ettiğimden. Nedir merak ettiğin konu? Ne soracaksınız bana sorun. Aa, Tuğrul abi geldin mi? Evet kardeşim, nedir merak ettiğin? Yani genel olarak çiftlikle ilgili. Çiftlik hakkında merak ettiğin her şey burada var. Daha detaylı bilgi ararsan eğer web sitemize bakabilirsin. Tamam. Şevket, kapıya kadar eşlik et misafirimize. Biz de işimize bakalım. Bakın siz beni yanlış anladınız. Hadi kardeşim, hadi. Yapacak çok işimiz var. Bu tarafta mı efendim? Lan bana bak. Bir daha alakan olmayan konulara burnunu sokarsan eğer, hele hele ailemle ilgili konularda sağda solda abuk subuk konuştuğunu duyarsam, dizimin gözünün yaşına bakmam, koyarım seni kapının önüne. Bu sana son uyarım. Yalnız Tuğrul abicim, ben öyle alelade birisi değilim. Ben de bugüne bugün bu mandıranın bir çalışanıyım. Öyle mi? Vay vay vay. Fuat Başkan'a bak sen ya. Kim aldı seni peki işe? Teyzem aldı Tuğrul abicim. Yapma ya. Ne iş yapacağını da söyledin mi valide hanım? Görev dağılımı falan yaptınız mı? Ahırlar müdürü mü oldun yoksa? Vallahi Veysel Bey teşrif ederlerse onu da öğreneceğiz. Bekliyoruz bakalım. Kaybol.